Merhaba arkadaşlar, yeni bir kitap değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Geçen hafta biliyorsunuz, takip eden arkadaşlar için söylüyorum, Ferit Edgün'ün Doğu Yükleri isimli öykü kitabını değerlendirmiştik. Bugün de arkadaşlar yine Ferit Edgün'den Bir Gemide isimli öykü kitabını değerlendireceğiz. Yine bu kitabımız da Yapı Kredi yayınlarından neşredilmiş. 1978 yılında yazılmış, daha doğrusu basılmış bu kitap. 1979 yılında ise Sait Faik Öykü Armağanı ödülünü almış biliyorsunuz. Sait Faik Hikaye Armağanı veya Öykü Armağanı oldukça prestijli. Bu alandaki belki de en zirvede ödüldür. Ferit Edgü de bu ödüle layık görülmüş yazarlarımızdan bir tanesi. Ferit Edgü'nün bütün külliyatını okumayı düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda oldukça ilgimi çeken yazarlardan bir tanesi. Biliyorsunuz iki kitabını okumuş ve bunları da video haline getirmiştim. Sizlere sunmuştum. Şimdi üçüncü kitabı, Bir Gemide kitabını beraberce konuşacağız. Küçük öykülerini okumuştum. Hatta dinlemiştim. Seslendirmeleri de var YouTube'da. Buradaki bir öyküyü de, dönüş öyküsünü de yine sesli olarak da dinlemiştim. Burada da karşıma çıktı. Bilmiyordum bu kitapta olduğunu. Kitap oldukça keyifli. 8 öyküden oluşuyor. Standart öyküler bunlar. Minimal öyküler değil arkadaşlar. Küçük öyküler değil. Bu 8 öykü Doğu öyküleri gibi şimdiye kadar okuduğum diyeyim daha doğrusu Ferit Edgü kitapları hep Doğu ile alakalıydı. Hakkari'deki deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı hikayelerdi, öykülerdi. Burada farklı mekanlarda farklı karakterlerin başından geçen öyküleri biz okuyoruz. Mekan olarak deniz olan bir yer, batıda deniz olan bir yer seçilmiş. Bütün öykülerde hemen hemen aynı bir deniz var. Diğer yandan karakterler de birbirine benzer karakterler. Biliyorsunuz Ferit Edgün'ün bir dönem Türk Edebiyatı'ndaki birçok yazarın olduğu gibi Ferit Edgün'ün romanlarındaki baş karakter de veya öykülerindeki baş karakter de entelektüel, yazan, eğitimli, orta sınıf, belki alt üst sınıf ekonomik düzeye sahip eğitimli insanlar, aydın diyeceğimiz tırnak içerisindeki İnsanların başından geçen öykülerden bahsediyor. Çoğu memuriyetle uğraşan, ki bir memuriyet şeyi vardır biliyorsunuz. Bu Rus edebiyatında da, Fransız edebiyatında da bir memur yazar olmanın durumu vardır. Bizde de bu etki devam etmiş. Bu kitaptaki karakterimizde birçok romanda karakter, birçok öyküdeki karakter diye düzelteyim aynı. Ferit Edgün'ün kendisi muhtemelen, çünkü Ferit Edgü yaşadığı şeyleri yazan, kendisinden yola çıkarak anlatan, öykülerini kurgulayan, bir noktada kendisini anlatmaya çalışan bir yazar. Zaten bir önceki videoda da bahsetmiştim. Ferit Edgü'nün yazmaktaki amacı, benim kendi şahsi görüşüm, kendisini anlatmak, kendisini çözümlemek, kendi iş dünyasıyla bir noktada hesaplaşmak. Çünkü mekan, kurgu, olaylar, diğer karakterler Ferit Edgü'de çok flu, çok derinleşmemiş karakterler. Tamamen bu içsel muhakemeyi, bu yazarın kendisiyle olan derdini tamamlayacak unsurlar diye düşünüyorum. Yine Hakkari'de Bir Mevsim'de de böyleydi. Doğu öykülerinde de böyleydi. Yine bu kitapta da bunu sezdim diyebilirim arkadaşlar. Kitap 8 öyküden oluşuyor demiştik. Bu öykülerden ilki Kaza. Kazada karakterimiz bir araç kazası geçirir ama Ferit Edgün'ün birçok öyküsünde, yine Hakkari'de Bir Mevsim'e referans alıyorum. En iyi eseri o gösterilir çünkü. Hakkari'de Bir Mevsim'de veya bir önceki okuduğum Doğu Öyküleri öykü kitabında da böyle. Karakterimiz hep bir çelişkidedir, hep bir karmaşadadır, hep bir bulanık alan vardır. Bazen kafkaesk bir atmosferin içinde bulur kendini. Yani kendisi bir şeylerin çokça çelişkisindedir ama diğer insanların umurunda değildir. Diğer insanlar o durum yokmuş gibi davranır. Burada da karakterimiz kaza geçirir ama nasıl geçirdiğini, hangi aracın içinde seyahat ettiğini bilemez. Yani aslında bunun bilinmemesi gibi bir durum yoktur. Bunun bilinmemesi çok absürttür. Fakat Hakkari'de Bir Mevsim'de de öyle. Karakterimiz o doğu coğrafyasına gelir ama nasıl geldiğini, niye geldiğini, neyle geldiğini bir türlü hatırlayamaz. Yazarın ifadesiyle ansıyamaz. Bu kaza öyküsünde de böyle. Bunu yazarımız belki de temel varlık sorununu insanlara vurgulamak adına, o temel var olma sorunundaki o soru işaretlerini, ben dünyada niye varım, ne amaçla buradayım, nasıl geldim gibi temel varlıksal sorunları belki de ön plana çıkarmak, vurgulamak için yapar bunu. Yine dediğim gibi kazada
bir araç kazası geçirir ve nasıl kaza geçirdiğini bilemez ve etrafındaki insanlarla olan biz diyaloglarına, iletişimlerine, etkileşimlerine şahit oluruz. Burada kurgu vardır, kurgu bir olay örgüsü vardır. Canlı bir öyküdür diyebilirim. Kentin üzerinde dayanılmaz bir koku öyküsüne gelirsek ikinci öykü olarak, burada da yazarımız veya karakterimiz kokuya çok hassastır. Bir sabah uyandığında şehrin tümünü kaplamış, çok kötü bir kokuyla uyanır, o kokuyu duyar ve o kokunun nereden geldiğini araştırmak için kendini dışarılara vurur. Fakat yine kafkaesk bir ortamla karşılaşır. Kendisi bunun şaşkınlığını yaşarken diğer insanlar bundan bir haber, bir görüntü verir. Yine burada da yazar alegorik, sembolik veya imgesel anlatımlardan da faydalanmış diye düşünüyorum. Yani bu ifadelerin bir mesaj içerdiğine inanıyorum. Mesela şehri tümden kaplamış bir kokunun birçok kişinin farkında olmaması durumunun o insanların yozlaşmışlığına, belki de çürümüşlüğüne bir atıf diye düşünüyorum. Yine bu da olay örgüsü olan akıcı, dili keyifli bir öyküydü. Bir Gemide Öyküsü ise bu kitapta sevdiğim, en çok sevdiğim ikinci öykü diyebilirim. Yazarımız yine burada da bir mesaj, bir alegorik, sembolik anlatım içerisinde veriyor bize bu öyküyü. Karakterimiz bir gemidedir ve yine bu gemiye neden geldiğini, geminin nereye gittiğini, ne zamandır bu gemide olduğunu bilmemektedir. Ve bu gemiden yola çıkarak insanların dünyadaki konumunu, insanların varlık sorunsalını incelemeye başlamış, anlatmaya çalışmış diyebilirim. Burada o geminin dünyayı temsil ettiğini tabii düşünüyorum. Bunlar bizim çıkarımlarımız. Yazarın o esnada ne düşündüğünü ancak yazar dile getirebilir. Diğer öykü Kanca. Kanca öyküsü bu kitapta en yakınlaşamadığım öyküydü diyebilirim. Bir gencin, bir deniz kenarında yaşayan bir gencin bir kızla olan ilişkisi ve yaşadıkları anlatılmış bu öyküde. Bir gençlik fantezisi gibi hissettim. Tabii Ferit Etkün'ün üslup farkı da var burada. Kesinlikle lezzetli bir üslupla anlatmış ama konu itibariyle ben pek yakınlaşamadım bu öyküyle diyeyim. Dönüş öyküsü benim bu kitapta en çok sevdiğim öykü. Daha önce de sesli olarak dinlemiştim internette. Dönüş öyküsünde orta yaşların üstünde bir kişi baba evinin olduğu ata topraklarına dönüyor. Deniz kenarında, sahil kenarında bir yer burası. Ve o atmosfer öyküyü o kadar güzel tamamlıyor ki bir yaz havasında bir ada da geçiyor olay. Karakterimiz burada bir kişiyle evleniyor. O kişiyle olan çok ilginç ve orijinal bir münasebeti var, diyalogları var, çok çarpıcı ifadeleri var. Dönüşte yine ayağını nereye koyacağını bilemeyen, hep bir devinim içerisinde olan, kendisini bir yere ait hissedemeyen insanların öyküsü gibi düşündüm ben burada. Çok etkileyici bir öykü. Geri kalan sonuç öyküsü, Seksek, Olanaksız, Melek Cici öyküleri beni diğer öyküler kadar çekmedi işin aslı. Çünkü biraz bilinç akışının çok yoğun olduğu, olaydan ziyade kişinin monologları bazen cezbe gelmişçesine o kafasındaki düşünceden düşünceye sıçrayarak anlatma hali çok yoğundu. Şiirsel, yoğun bir şiirsel anlatımı vardı burada. Ben kurgucuyum zannedersen biraz. Bir kurgu olmadan çok tutunamıyorum öykülere. Buradaki öyküler de yine edebi üslup olarak, şiirsellik olarak çok güzeldi. Burada dönüş öyküsünde çokça Sait Faik'i hissettim. En çok Sait Faik'in ruhuna uygun olduğunu düşündüğüm öyküsü de yine dönüş öyküsüydü. En sondaki Melek Cici öyküsü de bir senaryo imiş. O senaryonun öyküleştirilmiş hali. Yani keyifli bir kitaptı. Ferit Etkün'ün edebi dünyası gerçekten ilgililer için keşfedilmesi gereken bir dünya. Öyküleri, özellikle küçülek öyküleri yeni bir tarz olarak Türk edebiyatımızda yerini almış. Ferit Etkün'ün bu değerli kitabını sizlere okumanızı tavsiye ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız mutlu olurum. Bir dahaki video değerlendirmesinde görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.